Cia Dağı efsanesinin çok kısa bir sürede bence büyümesinin en büyük faktörü aranızdaki sevgi ve dostluk bağı. Yanılıyor muyum Turgay abi? Birbirimizi çok seviyorduk. Yani hiç aramızda hani yüksek sesle konuşmuş da değiliz. Hele ikimizin arasında mümkün değildi. Cemo zaten çok beyefendiydi. O da çok farklı bir karakterdi. Onu da çok seviyorduk. İşte Cengiz. O da keza öyle. İşte Kenan geldi aramıza. Yani hepimiz belirli zamanda pek beraber olamıyorduk ama ruhen birlikte. Beraberdik. Yani güzel bir şeyin bağlılığımız vardı. Herkesle son derece güzel bir diyalogumuz vardı. Biz mesela pazardan arkadaşlarımız vardı. Zihni Cinan, Talat Günday. Özel düğünlere onları da çağırırdık. Onlar da bizi çağırırdı. Giderdik şeye, pazara. Yani çok hala da o dostluğumuz devam ediyor. Görüşüyoruz yani hepsiyle. Cia Dağı efsanesinde değerli abim Kenan Poyraz bas gitarda. Evet Kenan abicim, neden bas gitar? Şimdi bas gitara gidişinin olayı şöyle oldu. 1971'de abim İstanbul'dan bir gitar getirmişti. İspanyol gitar getirmişti o zaman ki daha Arhavi'de yok gibiydi. Abimden sonra işte o gitarı ben çalmaya başladım. Hatta Kemal'le beraber parçalar çıkarmaya başladık. İlk gitara çalışlarımız zaten o zaman oldu. Tabii Kemal o dönemde bas gitar çaldığı zaman işte bas gitardan sonra yine eleman tamamlamak için işte solo gitara geçti. O arada tabii İbrahim Baltacı arkadaşımız ve rahmetli Hasan Zaim arkadaşımız da bu arada anayım. O da o dönemde bas gitar çaldı. Ondan sonra tabii biz de hem abim vasıtasıyla Kemal'in de arkadaşım olması vasıtasıyla ki hepimiz birbirimizin çok samimi candan arkadaşıydık. Beni bas gitara istediler ki bas gitara başladım. Bu arada da hemen şunu söylemek istiyorum ben. Biz bas gitara ben başladığım dönemde artık Cia Dağı efsanesinin biraz daha kökleşmesi kendini gösterdi ki sevgili rahmetli Hamdi Zaim arkadaşımız ve Ali İmdat Özçakmak bizim için bir bütünleştirici insanlar oldular. Yani başımızda idarecilerimiz, organizatörlerimiz gibi onlar vardı. Hatta şunu söyleyebilirim. Birçok yerde orkestra olayında kişiler hep böyle değişik değişik kıyafetlerle sahneye çıkarken biz aşağı yukarı 10 yıl papyon takım elbiseyle sahneye çıktık veya aynı renk pantolon, aynı renk gömlekle sahneye çıktık. Yani böyle de vizyon yaratmaya çalıştık. Bununla birlikte ki arkadaşlarım yine biraz sonra belki değinebilirler. Türkiye'de bizde festival Sayın Erol Ertuğrul'un sayesinde 1974'te başladığı zaman Türkiye'de hiç orkestralar yarışması yapılmazken biz festivalin birinci günü Arhavi'de orkestralar yarışması yapıyorduk. Ki bu yarışmada Samsun'dan ta Hopa'ya kadar en az 10 tane 12 tane orkestra gelirdi ki bu Türkiye'de büyük bir olaydı. Büyük bir vizyondu. Bununla birlikte işte bir güzel tarafı da biz arkadaşlarımızla işte sevgili rahmetli Cemal kardeşim, Cengiz, işte Turgay, Kemal, ben, Sinan yine aynı şekilde ki Sinan bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldı ki bunun dışındakiler neredeyse 10 yıl hiç ayrılmadan beraber çaldık ki bu birçok orkestraya nasip bir şey değildir. Ki bu da neden bu kadar uzun süre birlikte çalışabildik? Tabii müziğe biz gönülden bağlıydık. Müziğe gönülden bağlı olmamızla birlikte arkadaşça, dostça biz gönülden birbirimize bağlıydık yani. O dönemde tabii Türkiye'deki aile yapıları, Türkiye'nin durumu ortada. Sizler bu sahne hayatını yaşamaya başlarken bahçede
çaylar sizi beklerken, belki de inekler otlatılmayı beklerken, dallarda ıhlamurlar toplamayı beklerken, ailenizin tepkileri nelerdi? Ortalama hepiniz de birbirinizi tanıyan bir aile yapısından geliyorsunuz. Aileniz bu müzik yapmanıza ne tür bir reaksiyon gösteriyordu? Aksine desteklediler. Çünkü benim mesela ailemin beni desteklemesi, babam köy enstrümanını bir öğretmendi. Hatta o kadar ilginç bir şey ki, abim o gitarı getirdiğinde biz gitara sadece şekil olarak bakıyorduk. Ama babam dedi ki, get onun bana dedi, o gitarı dedi. Biz şaşırdık. Elini aldı, iki tel üzerinde çalmaya başladı. Çünkü bunu köy enstrümanı öğrenmiş. Yani ailemiz bize destek çıktı. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Ailemle çay toplardım, öğleye kadar çayımı toplardım, çayımı satardım. Öğleden sonra düğüne giderdik yani. Çok desteklediler bize, ailemize katkıda bulundu. Ve bir de bizim için şu güzelliği oldu. Bizi farklı ortamlardan, yani bir kahve ortamından veya bir başka farklı ortamlardan uzaklaştırdı. Yaşamımız hep müzik doldurdu. Biz sadece sözlü müzik de yapmıyorduk. Biz enstrümantal müzik de yapıyorduk. Örneğin o dönemde çok ünlü olan bir Johnny Gitar, bir El Cordobes gibi parçaları çalıyorduk. Bunun yanında folk adı altında Bergama Zeybeği'ni de çalıyorduk. Yani hem Batı müziğinin parçalarını hem de Anadolu folk veya Anadolu'da ortaya çıkmış müzikleri de alıp onları geniş kitlelere duyurmak istiyorduk. Mesela bir Dadaloğlu, ki Cemal kardeşimiz bu parçayı inanılmaz